Çok oynaşma, çok oynaşma. Sakin. Sakin. Sosyetik bir asansörden aşağı iniş yapılıyor. Aman 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 aman. Evet. Evet. Kulübemizi kapatalım. Eski asansörlerden nefret ettiğimi söylemiş miydim? Kaç kere söyledim. Şahane. Buongiorno dostlarım. Biz İtalya'ya geldik ve bir gecemizi geçirdik. Şimdi gidip kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra gidip Vatikan'ı geziyoruz. Kaan Bey, güne hazır Günaydın. Mısınız? Evet, gayet iyiyiz, hazırız. Güzel dinlendik. Birazcık panjurlardan dolayı hani günün doğduğunu anlamadık. Birazcık geç uyandık o yüzden ama olsun. Hazırız. Güzel bir Roma günü bizi bekliyor diye düşünüyorum. Evet. Odayı göstermedim ama döndüğümüzde odamızı da göstereyim. Birazcık dağınık ama artık yapacak bir şey yok. Önceden o tatlı YouTuber'lar gibi daha hiç bozmadan... Yabancı değilsiniz ya. Yabancı değilsiniz ya. İki donumu görseniz ne olacak? Ne olacak ya? Yani evet, günümüze başlıyoruz efendim. Takipte kalınız. Kaldığımız yere yakın kahvaltı tiketlerimiz vardı. Ev sahibinin verdiği. Onlarla gelip burada böyle küçük bir İtalyan kahvaltısı yapacağız şimdi. Kaan dünden beri aç, akşam yemek yemedi, biraz mutsuz. Afiyet olsun. Şu görmüş olduğunuz Vatikan'ın giriş kuyruğu bitmiyor dostlar. Böyle devam ediyor. Orayı dönüyor, 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 dönüyor ve devam ediyor. Yalnız büyülendiğimi açıkça söylemem gerekir. İnanılmaz güzelmiş. Gördüğünüz suya 1 euro verdik. Artık 10 gün ben bu suyu şu papanın hayratından doldurur doldurur içerim. Evet, şimdi gördüğünüz sıraya giriş yapacağız ama sıranın sonu görünmüyor. Bu kısım bu arada ücretsiz kısım. Sistine Chapel ve Vatikan Müzesi'ne girmek istiyorsanız onlar da Vatikan'ın dışında yer alıyormuş. Sistine Chapel de Vatikan'ın dışında değil mi? Yani Vatikan'ın dışında değil, Vatikan'da ama Vatikan Müzesi ve Sistine Chapel artı Vatikan bahçelerine bilet alıp girilmesi gerekiyor. Ama bu alan içerisinde değiller. Yani bu Vatikan'ın... Yine Vatikan ülkesi içinde geçiyor ama halka açık olan kısımdan girilmiyor oraya. Başka bir yerden giriliyormuş. Aynen. Büyük ihtimalle biletli olmuş. 1 kilometre uzaktan bir girişi varmış. Bizim biletimiz var yarın. Online satın almıştık. Kaç euro verdik kişi başı biz? Bir tık fazla verdik biz. Turlu aldık çünkü. Aynen, biz turlu aldığımız için kişi başı 23 euroya falan geldi. 23 euro verdik, aynen. Basilika'nın bu tarafına giriş tamamen ücretsiz dostlar. Buradan da audio guide alabilirsiniz bu arada. Ücretsizmiş, sadece telefonunuza bir aplikasyon indiriyorsunuz ve o app'ten dinleyebiliyorsunuz içeride. Ben bugün çok gezeceğimiz ve telefonun o kadar şarjı yetmeyeceği için indirmiyorum o yüzden. Ama bilseydim ona göre belki bir şey getirebilirdim, bir ekstra telefon falan. Hayran kaldım. Biliyoruz işte, biliyorum.
yaklaşık bir saat sıra bekledikten sonra şimdi Vatikan'ın çatısına çıkıyoruz. Kişi başı 8 euro biletler. Çatı mı? Kubbesi işte, çatısı aynı şey. Yani domuna çıkıyorsun. Domuna domdom. Domdom kurşun. Ay. Çık çık bitmiyor yalnız. Asansörle de çıkış var. O 10 euro. Biz 2 euro fazladan vermeyelim diye merdiven tercih ettik. Bakalım. İnşallah varacağız bugün. Ama ne kadar çıkarız bilmiyorum gerçekten. €8 vermesek olur muydu? Olurdu bence. Yani çatısından farklı bir beklentim vardı. Asla böyle bir şey düşünmemiştim. Aşağıyı gezdik zaten. Full. O kadar yüksek ki. Ben aşağıdan baktığımda burayı göremedim. Yani evet. Öyle düşünebiliriz. En azından öyle düşünürsek. Benim peki halime bakar mısınız? Tel içindeyim yani. Akın akına çıktım yani yukarı. Kaan benden daha kötü. Bir de ince olacak. Zayıf olacak, sportif olacak. Hiç. Hiçbir şey yok bu arada. Sahtekar. Burada az önce çok değişik olaylar yaşandı. Ben dedim ya buraya çıkmaya gerek yokmuş diye. Oradan da yukarı çıkılıyormuş. 500 küsür basamak çıktık. Kaç çıktık ya? 515 basamak. 551 ama yani o kadar küçük basamaklar ki hem yatıp gidiyorsun hem de ayağın basamağa falan sığmıyor. Öyle bir noktada ve geri dönemiyorsun. Yani klostrofobisi olana falan işkence yani, yemin ederim. Valla nefesim kesildi ya. Size biraz manzarayı göstereyim. Sorry. Onlara da birazcık şaklaban gibi durmuyor mu? Valla burada bedava suyunuzu doldurabiliyorsunuz. 1 euroya bir tane pet şişe aldık. Ondan sonra 5 gün bundayız. Devam edelim. Beni en son gördüğünüzde Vatikan'ın tepesine tırmanıyor veya iniyor. Orada da bir yalaktan su içiyor modunda idim. Fakat dostlarım bir saat mola verdik, odamıza gittik, duş aldık, kendimize geldik, dinlendik, telefonumuzu şarj ettik. Şimdi Carrefour'a gidiyoruz. Bir Carrefour Express varmış bizim kaldığımız yerin yakınlarında. Oradan böyle aperatif bir şeyler alacağız. Çok ara bir saat, şu an 4. Birazcık böyle midemizi tutsun, sonra akşam yemeğine geçeceğiz. Arada bir rotamız var. Umarım yapabilirsek o rotayı yürüyüp size de gösteriyor olurum. Dostlar çok iyi bir şey bulduk. 1250 euroya tüm işlemi yapıyorlar sizin için. Gömüyorlar. 1250 euro. Türkiye'de kaç lira lan bu? Ölüm işleri. Yani bedava. Bedava mı? Yani eğer mezar almıyorsan. Mezar alıyorsan. Mezarın parasını veriyorsun. Sıkıntı. Ama bu... Burada öyle bir şey var mı? Ne bileyim ya, bilmiyorum. Gerçekten. Uyduruyorum, bir şeyler uyduruyorum işte. Ama şimdi burada Assolis gibi gömülenler var böyle. Mezar taşını mermerden böyle İsmi şey. Ama şimdi bizimki ismen yazıyor. Onlarda şey var, bunlarda. Böyle tasarım yaptırıyorlar, melek koyduruyorlar, ne bileyim. İşte sanatçıysa piyano koyduruyor, bir şey yaptırıyor böyle. Tasarım yaptırıyor yani. İşte ben de... Heykelim dikilsin istiyorum. İnşallah. Kaan burada çok istedi böyle bir heykelim olsun, bir şeyim olsun. Papa beni bana bir heykel yaptırsın, buraya koysun istedi ama bakacağız. Ben de diyorum ki kim ne yapsın Kaan'ı. Ama o öyle düşünmüyor tabii. Bakalım. İnşallah bir gün yaptıranın olur. Olacak. Hayırlısı. Acıktın. Buradan geldi 6 euroya. İki şöyle 4 dilim bir şey aldım bakalım. Rüpleticiyim şimdi. Evet. Sen neli aldın? Salatalıklı. Mozzarellalı galiba.
Benim patatesli, patlıcanlı, peynirli, baconlı falan bir şey aldım. Bona diye bir yerdeyiz. Şöyle dümdüz gittiğinizde Vatikan güzel görünüyor. Bakalım şimdi yiyelim. Hemen yorumumu yapacağım. Hemen yorumunu alıyorum. Haydi. Neli yiyorsun? Bu mozzarella. Bacon. Bu da yine mozzarella. Salatalık. Ben de salatalık sanmıştım ama kabak dedin sonra. Üzdü. Kabaklı da severim belki ama. Yani salatalık daha fresh olur diye düşünmüştüm. Sinek de yüzüme vuruyor bu arada. Yüzüme geliyor. Ne o yüken yüzü? Patlıcanlısı da fena değil bu arada. Bu da baconlı. Benim takipçilerim şimdi bizi eleştiri yağmuruna tutar. Bacon mu yiyorsunuz diye. Var öyle çünkü beni izleyenler. Sevgiler olsun onlara da. Beğendim. Bayağı güzel. Yalnız köprü hakikaten köprü yani. Sanat eserleriyle dolmuş kardeşim burası da ya. Sanat eserleri, çakma çantalar. Çakma çantalar, aynen. Çakma Louis Vuitton, Gucci. Bizim kapalı çarşının hallicesi. Biraz görüntü kirliliği oluşturuyor açıkçası. Dürüst söyleyeyim. Çakmacılar, Zenci abimgiller birazcık görüntü kirliliğini oluşturmuş. Fakat herkes ekmek parasında, ne yaparsın? Güneş inanılmaz yaktı ya bugün. Yani sırtım su içinde. Bakın. Çok tatlı manzarası ya. Şurada bir gelato yememiz yok mu? Radyatörü çekeyim. İnanılmaz tatlı bir yerdeyiz şu an. Novana Meydanı diye bir yerdeyiz. Birinci yüzyılda burası savaş arenası olarak kullanılıyormuş. O zaman inşa edilmiş. Daha sonra 15. yüzyılda da pazar alanı böyle bir meydan haline gelmiş. İtalya'nın belki de en önemli simgelerinden bir tanesi, en meşhurlarından bir tanesi Panteon'un önündeyiz dostlar. İçeri girdik az önce ama galiba bizim bilet alıp girmemiz gerekiyordu ve biz öyle yürüyerek girdik. Bizim şansımıza herhalde Kaan. Millet kuyrukta bekliyor orada. Biz biraz şansımıza girdik ama para verip girseydim üzülürdüm galiba içeri. Çünkü Vatikan'dan sonra o kadar da etkileyici gelmedi bana. Vatikan'la ben şu an kilise kotamı arşa çıkardım. Artık yani hiçbir kiliseye girdiğimde beğenir miyim zor diye düşünüyorum. Yes. Herkes dondurmalarını, gelatolarını almış, lüpletiyor. Bizim şeylerden burada da var. Fayton. İsmi gelmedi bir an aklıma. Bakın Türkiye'de bulamayacağınız bir şey daha. Prada reklamı. Türkiye'de asla böyle bir reklam bulamazsın yani. Belki İstinye Park'ta. Evet, harika. Aşk çeşmemizin yanındayız Roma'da. Ama gerçekleri göstereyim dostlar. İnanılmaz kalabalık. Yani şuraya bakar mısınız? İnsan seli, insan seli. Üst üste, üst üste, üst üste herkes. Yani biz geldik. Şöyle oturalım hem dinlenelim dedik birazcık burada. Keyif yapıyoruz. Fazla romantikler ya. Faytoncu beyimiz götürüyor. Biz de ölmüş ve bitkin bir halde burada savaşı kazanmaya çalışıyoruz. Artık bir şeyler içmem gerektiğinin hissiyatındayım. Azın içmeye gidiyorduk. Evet, karşımıza bir anda burası çıktı ve durduk yani. Ve etkilenmemek elde değil yani. Böyle baka kaldım diyebilirim. Ama yola devam ediyoruz dostlar. Yutkunacak halim kalmadı.
Evet, şu an sıra bekleme modundayız. Saat 8'i gösterdi. Yemek saati geldi. Evet, aynen öyle. Bekliyoruz. Neresiydi burası? Tonarello. Tonarello. Tavsiye edilen bir İtalyan restoranı oldu. Yani karbonarası çok güzelmiş. Biz de bilmiyorum. Göreceğiz. Bir arkadaşımız burayı tavsiye etti. Aynı zamanda Google'dan baktığımızda da burası inanılmaz puanlanmış. Ve sanırım herkes o puana dayanarak bu sırayı bekliyor diye düşünüyorum. Bu sadece 2 kişilik masanın sırası. Restoran ileride gördüğünüz üzere. 3 kişilik de şu taraftan başlıyor, sol taraftan. Yerleştikten sonra tabii ki yorumlarımızı yapıyoruz. Enjoy canım. Nasıl? Fena değil, ben beğendim. İstanbul'da da Ege'de de bundan daha iyi deniz mahsulleri olması, deniz mahsulleri restoranı değil yani. O yüzden ben çok da beklenti olmaması gerekiyor. Ben beğendim. Yok, güzel yani. Klasik bir lezzetli kalamar diyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Ortam şahane yalnız. Ve devam ediyordur. Bunun hakkında yorumlarımız neler? Ben en son yapacağım. Ben daha tatmadım. Gerçekten gayet iyi yani. O çok başarılı. Sevgili Defne'nin tavsiyesine uydun. Bayağı iyi. Afiyet bal şeker olsun diyoruz. Selam dostlar, bu en son yediğimiz makarna üzerinden bir 6 saat geçmiş olsa da onu çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Kesinlikle o söylediğim yere gidebilirsin. Neydi isim? Toranella. Az önce söylemiştim zaten. Oradan şey yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Sevgili dostum Ayşegül bize eklendi az önce. Kendisi... Kendisi ilk defa YouTube kanalına çıkıyor. O yüzden çok heyecanlıdır. Ayşegül'ün arkadaşı. Biz de yeni tanıştık. Burada. Çilek. Evet. Kendisi tamamen sihirli annemdeki Çilek'e benzettik. Hoş geldin. Sevgili kanımız zaten hep burada. Birkaç gündür burada. Aynen. Birkaç gündür burada. Bana eşlik ediyor çantacım. biz keyif yapma modundayız. Bizden şimdilik iyi akşamlar efendim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet, Vatikan'ı akşamda göstermiş olalım şöyle. Harika gerçekten ya. Otelimize doğru gitmeye çalışıyoruz dostlar. Şimdi gidelim. Bir duş alıp hemen yatalım. Saat kaç oldu? 3'e geliyor galiba. Bu arada inanılmaz fazla evsiz var. Yani sağda solda her yerde evsiz kardeşlerimiz yatıyorlar. Ben daha bu kadar evsiz olan bir şey görmemiştim. Şehir görmemiştim. Yani açık konuşayım. Daha fakir ülkelere gittim. Ama bu kadar evsiz görmedim. İtalya'da bu kadar olması beni şaşırttı birazcık. Şimdi sizi Vatikan'la baş başa bırakıyor ve kendimi duşa atıyorum. Süs kart mı? I have no idea.